Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseni almayın sevgili dostlar. Evet, borsamızda bugün güzel yükselişler oldu. Endekste 2500 üstünde kalıcılık gösterdi. Hatta bakın şurada şöyle bir giriş yaparsak, bakın biz zaten 2450 üstünde kalıcılık yaparsa dedik ki artık borsamızın yukarı doğru yönlü yükselişler göstereceğini düşünebiliriz. Yani 2500 üstünde kaldığı sürece ilk burada tepe olan, bakın 2588 çok önemli. Burayı da kırarsak artık biz rally'nin başlangıcı olarak görebiliriz. Yani yukarıda artık 2688'e doğru gideceğiz. Ama bizim için çok önemli tepe şu 2588. Şimdi şöyle bir hisse de yakaladık sevgili dostlar. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan bu hisseyi sizlerle paylaşacağım. Bugün Edef Holding ile ilgili. Şimdi bugün %10'luk bir tabii ki tavan kapattı. Ama ben bunu çoğu yayınlarımda olsun, gruplarımda olsun, VIP grubumuz var biliyorsun bizim, Instagram grubumuz var. Aşağıda zaten açıklamalarda göreceksiniz, hem Instagram hem Twitter kanalı grubu şeyimiz var. Onları açıklamaya atacağım. Instagram grubumuzda siz eğer profesyonel destek almak istiyorsanız oradan bana ücretli bir platform, ücretli bir şeydir arkadaşlar. Oradan ben size yardımcı olayım. Hedef Holding ile ilgili biz tabii ki bunu grubumuzda vermiştik Hedef Holding'i ve bugün tavan yaptı sevgili dostlar. Yani şimdi şurası kritik bir noktaydı, bakın Hedef Holding'de 7.14 çok kritik bir nokta ve burayı bugün kırdı. Zaten bakın şöyle bir çok da bir grafiği yok arkadaşlar. Hedef Holding daha yeni bir halka arz. Bakın şurada halka arz olmuş. Çok da yeni dediğimiz aşağı yukarı tabii bir senelik bir halka arz. Halka arz olduktan sonra 2 liradan halka arz olmuş. Burada 7 lirayı görmüş 2021'in son Aralık ayında. Aralık ayından beri düştü olan bir hisseydi. Yani Aralık'tan beri düştü olan bir şey. Son, bakın son şuradaki hareketi 2050 günlüğünden 6.40'tan bir destek aldı. Bakın burada gap'ini doldurdu. Yani şurada bir gap boşluğu vardı ve burada bir direnci vardı 6.30. 6.30'dan hatta tabii 6.30'dan destek yaptı. Şurada gap boşluğunu doldurdu. Ve son olarak bakın burada 2021'den beri düşüşte olduğu 7.15'i kırdı. Şimdi burada yarın da kalıcılık yaparsa ben bir bu kadar da hissenin, bakın bir çanak boyu kadar da bir hedefinin olduğunu, bakın şurada şöyle bir çanak boyu daha bir hedefinin olduğunu şunu bir silelim. Bunu başka bir canlı yayında bakmıştık. Şimdi şöyle bir hemen bir çanak boyu kadar bir şey çizelim. Ne kadar gitme potansiyeli var ona bakacağız. %30'luk bir potansiyeli var. Şöyle aldığımız zaman %30'luk bir potansiyel 9.30'a kadar, yani 9.50'yi bize gösteriyor. Yani 9.50 10 civarı. Yani buralardan alıp %20'lik bir kar payı bize bırakabilir. Tabii ki biz bunu şuralardan vermiştik. Onu o zaman ölçtük. 6.50'de vermiştik ve buradan aldığımız zaman, bakın buradan almış olsaydık tabii 40'lık bir kar payı olacaktı. Hatta şuradan almış olsak %36'lık bir kar payı olacaktı. Tabii ki bunu biz grubumuzda VIP destek alanlar bu hisseyi yakaladılar. Böyle hisseleri tabii ki ücretli VIP grubumuz var. Oradan sizlerle paylaşıyoruz sevgili dostlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir bu. Bir eğitim videosudur arkadaşlar. Kesinlikle öyle algılamayın. Şimdi baktığımız zaman başka bize hangi hisseler derseniz, mesela burada bir FLAP var. FLAP Kongre Merkezi. Bu tabii ki şu andaki konjonktürde, yani baktığınız zaman şöyle bir çizgi çizelim. Şurada önemli bir
4.35'te bir direncimiz var ve 4.54'te bir direncimiz var. Şimdi buralar çok önemli. Bunun da hemen hemen %50'lik bir potansiyel, %20'lik bir potansiyel. Bakın burası destek artı 4.13. Bir destek. Burayı destek olarak kabul edeceğiz. Pardon, 3.98 sağlam bir destek. Bugün 4.13'ü gördüm. Şimdi buradan yukarısı 4.35 ve 4.51 yukarısı hissenin daha da yukarı gideceğini. Bakın şuradaki çanak boyu, bakın şuradaki çanak çok önemli. 4.51 çanağı çok önemli. Bir ara çanağını yaptı, tekrardan aşağı geldi. Bir daha çanak boyu yaptı, tekrardan bir düzeltmesi geldi. Şimdi buradan sonra ne kadar gidebilir? Hemen fiyat aralığına bakalım. Şimdi buradan bir çanak boyu alırsak, şöyle bir çanak boyu düşündüğümüz zaman, şöyle hemen, evet, şöyle yaptığımız zaman hemen şuraya koyalım. Bize ne gösteriyor? 6.57 arası. Yani bunun da %40'lık bir potansiyeli var. Yani baktığımız zaman flap, kongre, toplantı hizmetleri, otomotiv sektörü, kiralama, turizm, AŞ'nin. Yani bu seçimlerle ilgili, tabii ki seçimlerin biraz daha yaklaşması, seçimlerin yaklaşması ve bu hissenin artık buralarda bakın çok güzel bir artık yer edinmesi. Yani 3.93'ün altına gelmemesi. 3.93, 4 çok önemli tabii. Hani birazcık sarktı, bakın şurada 50 günlüğünden gün aldı, destek aldı ve 50 günlüğü bakın 3.66. Buradan destek alarak yukarı doğru gitti. Yani buradan sonra ne olur derseniz, ben 4.35 ve 4.50 üstü kapanışlarda çok güçlü bir şekilde şu çanak formasyonunun işleyeceğini düşünüyorum. Yani bir hissede 6.50 7 arası bir formasyon görünüyor. Tabii ki 6.50 ve 7.50'den sonra da ben hissenin biraz daha yukarılara gideceğini, tabii o zaman bakmamız lazım. O zaman tekrardan bakarız. Ama şu anda bize %40'lık bir potansiyeli var şu anda. Tabii ki biz bunu çanakından çekerek arkadaşlar. Çanak çekmesek, mesela şuradan almış olsak, şu anda almış olsak, tabii ki baktığımız %50'lik bir potansiyeli var. Yani hissenin buradan aldığımız zaman %50 bir potansiyeli var. Destek dediğim gibi 3.98. Önemli bir destek. Buranın altında sarkma suya sıkıntı yok ama diğer desteğimizi 3.75, yani 50 günlük ortalaması. Yani 50 günlük ortalaması trendinin bozulmaması anlamına geliyor. Yani 3.75 altına düşmediği sürece flabın da yukarı doğru gideceğini düşünüyoruz. Tabii arkadaşlar burada size iki tane hisse önerdim. Biri %20'lik bir potansiyelde olan hedef. Diğeri yüzde hemen hemen 50'lik potansiyelde olan flap. Şimdi şöyle hedefe tekrar gelelim. Yüzde kaç demiştik buna? Evet, %36, pardon, %36'lık bir hedef var. Hedefli Holding'in. Burada da flabında %56'lık bir hedefi var. Tabii ki bunlar dediğim gibi arkadaşlar destek dirençlerine dikkat edelim. Yani burada önemli olan destek dirençler. Bunlara dikkat edip desteklerin bozulmadığı sürece, dediğim gibi 3.98 altına gelmediği sürece ve gelse de burada 3.75 çok önemli bir destek tabii. 3.75 şöyle koyalım. 50 günlük. Yani trend. Yani bu trendi bozulmadığı sürece yön yukarı olacağını düşünüyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. İnşallah yarın da bol yeşilli günümüz olur. Dediğim gibi birazdan canlı yayınımız var. Canlı yayınımda bütün dostları bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayalım sevgili dostlar. Şu dipnotu da vereyim. Aşağıda Instagram adresim ve Twitter adresim var. Instagram adresinden bana gelip hocam ben profesyonel destek almak istiyorum. Bu tabi profesyonel destek almak ücretlidir. Oradan Instagram adresinden bana DM'den ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.